Arkadaşlar, korkunu alabilirsin. Korku onu celbediyor. Bu cesaret tedbir almamak değil. Haşa. Adetullah kanununa uymayanlara ben kızıyorum. Kardeşim, ayağın kırılsa, alçı koysan izzetine mi dokunur yani? İmanla ne alakası var alçı? Ayağın kırıldı. Lan psikoloji demek ya, eğer ruhsal değilse, bedensel psikoloji de var. Nedir o? Tiroid bezlerinde sorun olur, üreme bezlerinde olur, efendim dışarı aktarımda olur, serotonin da olur, olur da olur. Bunlar nasıl böyle sıkıntı yapabiliyor? Ya çok yemek yesen bile sıkıntı oluyor. Ya bu bedensel, biyolojik sıkıntı. Bunun giderilmesi için, bu giderilmese sende sıkıntıya vesile oluyor. Yani bunun ilacını almak, ayağına alçı yapmakta ne farkı var? Zannediliyor ki deliler içermiş. Ya kardeşim, deliyle ne alaka? Tedbirini alacaksın ama bileceksin ki ben beden değilim. Bu gripin bir çeşidi ya. Gripin bir çeşidi ya. Ondan sonra tedbirini al, tedbirini almadı. Almayana kızıyorum. Haddinden fazla korkan, emniyet verene de kızıyor. Kardeşim, ya ta biz başından beri birkaç hafta belki ders yapmadık. Canlı yayın hep yaptık. Veya hep ilk hafta ben korona hakkında sisli yayınla bütün kardeşlerim her gün pompaladık. Her gün onlara çok şükür sahiplendik. Hiç endişe etmiyorum. Mesela doğruyu söyledim ya, teselli değil. Sonra dersimize başladık. Perşembe günü biz de o ders yapıyoruz. Dima dersi yapıyoruz. Dima dersini yapıyorum. Ne yapıyor? Maskeli oturun diyor. Cemaate gelmiyorlar mı? Dershanede geliyor. Diyorum ki arkadaşlar siz arkada durun saf. Maskeyi koyuyoruz. Ondan sonra derste mesafeli maskeyi koyuyor. Peki bunu yapmadın, evde durdun. Psikolojini nasıl koruyacaksın peki? Devamlı pompalanıyor haberle sana. Kadınlar duygusaldır zaten, hissidir. Kadın zaten bu konu hakkında konuşmaya başladı mı ordinalist profesör oluyor. Kadınlar hissidir. Bir de korkuyu da pompaladı mı, biraz da sende cibili olarak korkun varsa ne davan kalıyor, ne itimat kalıyor, ne Allah tevhidin kalıyor, ne tevhidin kalıyor, ne dersin kalıyor, ne hiçbir şey kalmıyor. Daha iyi oldu. Bu şekilde olsan daha iyi mi? Bu tedbirsiz demiyor. Sizin koronadan önce sorun. Bak size ben koronadan önce de sohbet edeyim. Bak tedbirini alıyorsun. Tedbir davayı, hizmeti bırakmak manasına gelmiyor. Kim davasını bıraktı? Kim savaşmayı bıraktı? Bak savaşıyor Ermenistan'da adam. Korona yok mu? Bak herkes işini yapıyor. Yani derslerinize sahip çıkın. Derslerinize orada mesafeli, maskeli derslerinizi yapın. En azından o beldenin bel kemiği, çekirdek, beyin kadrosu yapsın. Meleği ağlaya şey yapsın, göndersin. Biz dima dersi yapıyoruz, pazar günü yapıyoruz. Çarşamba günü enfosi ders yapıyoruz, salı yapıyorum. Perşembe günü biz vakıflarla saat 12'de yapıyoruz. Cumartesi gündüz 12'de yapıyoruz. Perşembe akşamı yapıyoruz. Yapıyoruz da yapıyoruz kardeşim. Ondan sonra, yani kısacası doktora gittiğin gibi manevi böyle derslere de gideceksin. Ne yazıyor burada? Abi sizin koronadan önce sohbetleriniz, evet hanım dinlemişti. Vallahi çok işe yaradı. Kalbi birisi olmasına rağmen çok etkileniyordu. Sizin derslerle bayağı hafif geçti. Tabii o kadar ya. Ya kardeşim bak, ustad zehirlenmiş. Zehir verilmiş. Nasıl bakmış olaya? Tamam. Resulullah'a da verilmiş. Kardeşim bir sürü şey, ben de girerken hapise Allah-u Alem bunların tarifine uyuyor. Ayakta duramazdım. İshal vardı. Başım korkunç ağrıyordu. Bir nefes darlığı yoktu. Savcıdan izin istedim. 15 gün geç gireyim. Üçüncü hapsime. Üçüncü hapseye girerken.
Ondan sonra baktı ki bu isim o Hasan'a kadar hemen yok yok dedi. Sen yok, sen gireceksin. Yani o zaman yoktu Corona. Ne yaptık? Ya grip kardeşim, gripin bir şeyi. Korumaya nasıl dönüşüyor gripin? Korkuyla. Belki de çoğunuz atlattınız. Hiç endişe etme. Saat 5 geçiyor. Sevgili canım kardeşim, beni bu hale böyle bir soruyu bıraktın bana hala. Ne diyor bir okuyayım da ondan sonra başlarsın. Hala amacına ulaşamadığı için mi aşı vesaire getiriyorlar abi? Yani yok, yani iş aşı olması lazım. Niçin? Ya griptir ya. Yani adetullah kanunudur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hastalanınca içmiyordu. Cebrail Aleyhisselam geldi de böyle. Ya Muhammed, adetimi mi değiştireceksin? Ustad Hazretleri zehirlenmiş. Ne yapmış? Grip şey, Optalidon galiba. Optalidon içerdi. Ondan sonra suyunu, bayat su içmezdi. 2 günlük içmezdi. Sabah suyu öğlen akşam içmezdi. Abilere şu testiyi alın derdi. Şu ırmaktaki sudan taze getirin. Buzdolabı olmadığı için vücudu da ateş gibi soğuk su içerdi. Ama getiriyordu su. Allah Resulü'nün de şeyi vardı aleyhissalatü vesselam. Bayat yemeği yemeyin diyor. Peki abi ne yapacağız, dökeceğiz? Yemeği az yapacaksın, az. Peygamber'e şey yükleme. Sabahki öğlen yemeği ertesi güne bırakma. Niye? Az yap. Az yapacaksın. Yani 10 senede beri yemek yapıyorsun. Öğleğin ne kadar kaç tabak gittiğini bilmiyor musun? Ertesi güne bırakmayacaksın. O kadar az yapacaksın. Taze yiyeceksin. Taze su içeceksin. Ondan sonra vesaire. Adetullah'a uçacaksın. Başın ağrısı aspirin içeceksin. Doktora gitmen gerekiyorsa doktora git. Risale-i Nur'da bırakmayacaksın. Adam gibi yaşayacağız ama biraz kaldı. Zaten dişinizi sıkın yani. Zaten geçeceğiz yani. Yani teris olacaksınız yani. Zaten olacak bu. Dişinizi sıkın. Bir şey kalmadı zaten. Hadi Seyit Ahmet, ders sende galiba. Aha, ben de abi. Okaliptüs herhalde. Ses yankı yapıyorum abi. Okaliptüs Hazreti Peygamber'in şey yaptı. Kısa bir sesi. Anlamadım. Okaliptüs mü Hazreti Peygamber'in şey yaptı? Boğaza iyi gelen. Ne bileyim, bilmiyorum. Demin dediniz bitki. Bir ilaç vardı. Nane. Boğaza iyi gelen. Boğaza iyi gelen şu. İşte bu da. Bana eskiden beri söylemiş. Ben mesela sabah akşam burada vakıflar, alacağım, sana bırakacağım. Emre, sabah akşam vakıflara bunu yaptırıyoruz, yapın diyorum ama ben inşallah yapıyorsunuzdur. Sabah akşam kesme şekerine, mümkünse kahverengi şekere, 2 damla kekik yağı ama piyasadan olan değil o. Yani hakiki bulacaksın. 2 damla kekik yağı, onu emeceksin. Ve acı geliyorsa bir bardak suya 2 damla koy. Sabah onu iç, akşam da iç. Elinden geldiği kadar nane ve kekik içsen herkesin kafasından bir ses çıkıyor. Yani nane ve kekik, ondan sonra adetullahu, maske yap. Ondan sonra elinden geldiği kadar topluma da iş yapma. Zaten bu korona değil, grip de öyledir. Akıllı olacaksın ya. Hadi bakalım, bismillah. Yeniden mesaj. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Abi şimdi konumun slayt olarak hazırladım. Yani abiler hem orijinal metni görürler hem benim çıkarımımı görürler diye ikisini bir arada böyle slayt şekline getirdim. Telefondan bakan abiler yan çevirirlerse ekranın tamamını görürler inşallah. Şimdi şuradan. Ben bu görüntüyü kapatayım mı? Şu an görünüyor mu abi? Yok abi. İyi mi? Tamam. Tamam, görünüyor. Oo, şeytanı neden ateşten yarattı? O dersin konusu bu mu? Abi dersin konusu bu ama şöyle 1 saatlik olacak şekilde sıkıştırmaya çalıştım. Maşallah. Peki bugünkü ders yayınladım ya, ben inan haberim yoktu. Bugün bir ders yayınladım. Gördün mü? Duydun mu o dersi? Ha, aynen dinledim abi. O da buna mukaddeme gibi oldu. Bu da böyle yana bir ek olur inşallah. Tamam. Şeytanı var mıydı? Dersin konusuydu. Aha, evet abi. Devam et abi. Bu dersten
Şimdi şeytanın sanatı fıtriyesine girmedim abi. Hani sebebi hilkatine girmedim. Özellikle ateş üzerinde durdum. Yani bu hani beni ateşten yarattın deyip kibirlendiren ateşin özelliği neydi? Yani ateşin bize bakan yönü nedir? Ateşin insana bakan yönü olduğu gibi işte kainata bakan yönü var mıdır? Gibi yani böyle bu ara biraz hastalığımın haletiyle de bir oraya bir buraya işte yalpalayarak bir ders toplamaya çalıştım abi. Çok şükür yani hastalığım konusunda da bir şeyim yok. Bir iki gün kadar bir rahatsız etti. Şu an evde çok şükür oturuyorum abi. Şimdi başlayalım. İlk başta Hazreti İbrahim'den başlayacağım. Ve o sidara kağıdı gibi ince nazenin yapraklar birer ağza İbrahim aleyhisselam gibi ateş saçan hararete karşı ya naru kuni berden ve selama ayetini okuyorlar. Şimdi metin burası abi. Metinleri kırmızı yazdım. Kendi çıkarımlarımı ve tefekkürlerimi siyahla yazdım. Yani oradan fark edilebilir. Şeylerini, kaynaklarını da altına yazdım. Buradan çıkarımım şu abi. Ateşin fıtratında ince ve nazenin yapıları kurutmak, bozmak ve soldurmak var. Yani yukarıdaki metinden çıkardığım mana bu. Bunu kuvvetlendirmek için bir atıf yaptım. Bu manayı kuvvetlendirsin diye. Bir aydan beri ruhlarınız ateşe maruz, çimen gibi yanık, küskün, solgun bir vaziyette olup duruyor. Yani bu, şimdi hemen alt tarafta da birleştireceğim. Rahat olun. İnce ve nazeni. Tamam, tamam. İnce ve nazeni yapı nedir? Hani ince ve nazenin yapıları bozmak var dedik de, sadece bu yaprak mıdır, ağaç mıdır, ot mudur? Bir tarattırdım abi, nazenin diye tarattırdığım zaman genellikle şu alttaki iki ifade geliyor. Yani çoğunluğu bu. Başka şeyler de var da. Nazenin ve nazlar beslediği akıl ve kalp gibi cihazatla. Yani insanda bulunan akıl ve kalp gibi cihazata üstad nazenin diyor. Şimdi ateşin fıtratında da bunları bozmak vardı. Nasıl bozuyor? Hemen az sonraki slide'da söyleyeceğim. İkincisini de söyleyeyim. Beşerin, şecere-i kainatın en cami ve en nazik ve en nazenin en nazlar, en niyazlar bir meyvesi yaratır. Şimdi ateşin fıtratı bir, akıl ve kalbe bozucu etki yapıyor. İki, insanı hedef alıyor. Nasıl hedef alıyor abi? Şeytan da bu sirayet meselesine de ufak gireceğim inşallah. Şöyle hedef alıyor. Bir sual var işaretleyeceğiz da. Şeytanın kalbinde marifet var mıdır? Cevap yoktur diyor. Çünkü sanat-ı fıtriyesi iktizasınca kalbi daima idlaliyle telkin için fikri daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan kalbinde ve fikrinde boş bir yer marifet için kalmıyor. Ha, dedim ki hani bir önceki slaytta demiştim abi. İnsanda bulunan nazenin yapılar akıl ve kalp. Burada da şeytanın akıl ve kalbinin özelliğini söylüyor. Şeytanın kalbinin özelliği daima idlal ile telkin. Fikri de daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan diyor. Ha, dedim ki bizdeki akıl ve kalbi bozarken bu sistematiği kullanıyor. Yani bu sistematiği bize sirayet ettirmeye çalışıyor. Bundan çıkarımım şöyle. Şeytanın meleklere sirayetine bir işaret var. Ateşin sirayeti diğer unsurlara göre farklı. Yayılımı, etkisi, karşı tarafa ulaşması yapmasa da ısıtıyor. Yani ciddi bir sirayet var. Sirayet şeytanın sanat-ı fıtriyesinde var. Meleklerdeki nazenin yapılara yani kalp ve akıl gibi cihazlarına kendi aletini sirayet etmiş. Hani bu şeytanların sual meselesi var ya, hani yeryüzünde kan dökecek olan insanı niye yaratıyorsun manasında bir soru soruyorlar. Orada şeytanın onların sirayetinin bu şekilde olduğunu tahmin ediyorum abi. Bir de ikincisi, ateş fıtratlı kimseler karşıya daha çabuk sirayet ediyorlar. Yani şöyle etrafımda gözlemlediğim, bir de şunları okurken aklıma gelen şey buydu abi. Karşı tarafa etkisi farklı oluyor. Eğer ateş fıtratlıysa sirayeti daha hızlı oluyor, daha çabuk oluyor. Yani daha fazla oluyor. Bunların neticesinde dedim ki şeytanın sanatı fıtriyesine en uygun unsur ateş unsurudur. Yani dört tane fıtrat var. Dört tane fıtrat var. Ateş, toprak, su, hava. Yani ateş fıtratlar daha çok
sirayet etme gücü var diyorsun, değil mi? Aynen öyle diyorum abi. Evet. Geçiyorum. Bir 24 tane slide var abi. Yani bir saatte sıkıştıracak şekilde ilerliyorum. Abilerin soruları olursa gene sorabilirler. Şimdi yeni bir bölüm. Zelzeleyi irade ettiği vakit bazen de bir madeni harekete emredip ateşlendiriyor. Ha, buradan şunu çıkardım. Hem biraz çıkarım hem biraz tefekkür. Küçük kainat olan insandaki madenleri harekete geçiren şey de ateştir. İnsandaki madenler nelerdir? Birazcık daha aşağısında var. Şimdi bununla ilgili bir atıf, hani bu çıkarım ve tefekkürü kuvvetlendirecek bir mana. Diyor ki, din bir imtihandır. Teklifi ilahi bir tecrübedir. Ta ervah-ı aliye ile ervah-ı safile müsabaka meydanında birbirinden ayrılsın. Nasıl ki bir madene ateş veriliyor, ta elmasla kömür, altınla toprak birbirinden ayrılsın. Şimdi bu ayırma işleminin ilk başlangıcını yapan şey ateş abi. Yani şeytan yine. Yani şeytan ateşten olduğu için bu işi daha rahat yapabiliyor diyorum. Hani yaratılmasının sebebi diyorduk ya. Bir de bir tefekkür daha. İnsandaki fena madenlerin ayrılması, yani Adem'le vücut, elmasla kömürün ayrılması gibi. Hani istidadı beşer madeninde olan cevahir-i aliye ile mevad-ı süfliye birbirinden tefkik edilsin diyor. Bunun gibi birbirinden ayrılabilecek birçok şey eklenebilir. Fazla uzatmadım. Ve ayrılması neticesinde, bunların birbirinden ayrılması neticesinde insan cennete layık bir misafir oluyor abi. Bunun olabilmesi için de ateş unsurundan biriyle, yani şeytanla imtihanı şartlanmış. Bir çıkarım daha var. İmtihan ve tecrübe gibi manaların suret giymiş hali şeytandır bence. Yani bunlar benim tefekkürlerim, itiraz edilebilir. Ama bir daha söyler misin? İmtihan ve tecrübe gibi manaların suret giymiş hali şeytandır. Çok ilginç yani. Ya. İçi çok doldurulabilir. İmtihan ve tecrübe gibi manalı. Tabi girmeyecek bir şey yok ki bunun içindeki de. Evet, devam, maşallah, çok güzel. Şimdi burası diyor ki, yalnız fişekteki barutun ateş alması. Şimdi ateş alması, fişekteki barutun ateş alması ne ortaya çıkarıyor abi? Ateş bir enerji ortaya çıkarıyor ve bir madeni, yani mermi çekirdeğini itiyor. Hani tabancaların, tüfeklerin çalışma sistemi aşağı yukarı böyle. Önceki kısımla bağlantılı olarak diyebiliriz ki, insanda bulunan madenleri harekete geçiren şeytandır. Yani ilk böyle o barutun, o insanda bulunan madenlerin harekete geçirilmesindeki o barutun ateşlenmesi işini şeytan yapıyor abi. Şeytan da ateşleniyor. Bir de sizin geçen bir dersiniz dinleyelim, oradan etkilendim. Bir de barutun ateş alması var. Şimdi madenin harekete geçmesi var bir. İkincisi barutun ateş almasıyla ortaya çıkan bir enerji var. Bu da sanki Berk-i Lami gibi sendeki istidat çekirdeklerini patlatıyor. Bunu da size nesin olarak yazdım abi. Geçiyorum. Benim bir sorum vardı. Bu, buyurun abi. Selamünaleyküm, ben Adem. Mevlüt Kandili'nde hatırıma geldi de, Peygamber Efendimiz'in çocukken bir kalbi yaralıp ameliyat edilmesi melekler tarafından, tekrar Miraç'tan önce de oluyor. Hatırıma geldi ki, acaba bu fena madenler mi o şeyde ameliyatta Peygamber Efendimiz'i uzaklaştırdı? Acaba öyle bir bağlantı olabilir mi? Abi ben de öyle tahmin ediyordum ama değişik bir fikri olan varsa bilmiyorum. Benim sesim geliyor mu? Ha, geliyor abi. Yani melekler gelip yeryüzünde ameliyat ediyor. Yeryüzünde ameliyat ediyor. Yeryüzüne dikkat edin. Yeryüzünde niye burada ameliyat ediyor çocuğu? Kalbinde dünyaya ait olan şeyleri vasata getiriliyor. Söküp atılmıyor. Dünyaya ait.
Fakat ibadetine taalluk eden şeyler de Miraç hadisesinde ameliyat ediliyor. Yani miracına mani olacak haleti rüyeler var ya, yeryüzünde olması, insanda üç tane şahsiyet var ya, beşeriyet, ubudiyet, vazife darlığı. İnsanın üç tane şahsiyeti var. Beşeriyetini arzdaki ameliyatla, ubudiyetteki her ismin azami derecedeki mazariyet ise o miraç öncesindeki ameliyatla. Benim şimdiki anladığım Adem Almanya'ya cevap olsun diye söyledim. Allah razı olsun. Geçiyorum abi. Şimdi İbrahim Vahri olanlıkla alakalı bir yer aklıma geldi abi. Hem mesela Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bir mucizesi hakkında olan Ya naru fûmî berden ve selâmen alâ İbrahim ayetinde üç işaret-i latife var. Birincisi ateş dahi sair esbab-ı tabiye gibi kendi keyfiyle, tabiatıyla körü körüne hareket etmiyor. Belki emir tahtında bir vazife yapıyor ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam yapmadı ve ona yapma emrediliyor. Biraz başka bir yer var. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ateşi tesir ettiğin gibi diyor. Buradan şunu tefekkür ettim abi. İbrahim vari olunuzun ve ateşin tesir olmasının bir manası şudur diyor dedim. Ateş unsurunun, şeytanın ortaya çıkardığı enerjiyi müsbete çevirmek. O adam ne diyorsa tersini yapmak. Kainatta cari olan tegayyür kanunu ile o enerjiyi kendine kat ve olumluda kullan. Yani ateş seni yapmasın, şeytanın enerjisi sende serinlik ve selamet ortaya çıkarsın. Böylelikle cevherlerin elmasa dönsün, elmas dükkanının sahibi ol. Bu enerjiyi kullanamazsan şişeleri elmasla değişen Yahudi gibi olursun. Yani bu İbrahim vari olanızın bir manası öyle aklıma geldi abi. Şeytanın enerjisini pozitife çevirip kullanabilmek. Geçiyorum. Şimdi gene bu konuya benzer. İşte bu işaretin remzi ile manen şu ayet diyor ki ey milleti İbrahim, İbrahim vari olunuz. Sağ maddi ve manevi gömlekleriniz, en büyük düşmanınız olan ateşe hem burada hem orada bir zırh olsun. Ruhunuza imanı giydirip cehennem ateşine karşı zırhınız olduğu gibi. Biraz atlıyorum. Şu ayet ise ona mukabil. Bak ne kadar ulvi, latif ve güzel ve ebede kadar yırtılmayacak, hanife Müslüman tezgahında dokunacak bir hulleyi gösteriyor. Burada ifade olarak ateşe en büyük düşman diyor. İkincisi manevi gömlekten bahsediyor. Bu manevi gömlek ruha giydirilen imanmış. Bu manevi gömleğin özellikleri neymiş? Cehennem ateşine karşı zırhmış, ulviymiş, latifmiş, ebede kadar yırtılmayacak bir özellikteymiş. Hanife Müslüman tezgahında dokunan bir hulleymiş. Burada Hanife Müslüman tezgahı nedir diye çok şey yapamadım abi. Dediğim gibi ders uzar diye. Ama hulleye bakarsanız bu hurilerin giydikleri 70 kat hulleye de sanki bir işaret var gibi. Yani burada ruha giydirilen imanın nispetinde sanki hurilerin hulleri güzelleşecek veya değişecek diye bir mana çıkarılabilir. Daha önce bir huri toplaması yapmıştım. Onunla alakalı bunu yani. Bu arada adetullah da işliyor. İbrahim Aleyhisselam'ı libasını da yakmadı diyor ya. Aha. Libasını da yakmadı. Libas. Koy kenara. Libasını, hırkasını Veysel Karani'ye gönderen Allah Resulü. Ya bu kazak. Kazak ya. Bu ne var yani? Kazak işte. İbrahim'in de libasını yakmadı. Yani insanlar şu gömleği giydim, çıkarttım, benimle alakasız. Yani ufkunuz açılsın diye söylüyorum. Sirayet kanunu maddeye de vardır. Hangisi güçlüyse ona sirayet eder. Şeytan meleğe biraz sirayet etti.
Cumhuriyet döneminde yapılan camilerdeki taşlara sirayetle Osmanlı ecdadın yaptığı camilerdeki ecdadın ruhaniyeti buram buram kokuyor. Yani maddeye sirayet vardır. Ama insanın tabi fizikçiler ya böyle zahir şimdi bildiği şeydi. İkide bir değiştiriyorlar. Elektrik dönüyordu. Yok var oldu. Yok oluyor titreşimdir falan. İşte Kur'an'a dayalı olan ustadımız diyor ki madde şu gözüken buz gibi ama sudur. Sirayet kanunu her şeyde caridir. Onun için dikkat etmek lazım. İslam hukukunda misal vereyim. Bir hanım oturdu bir otobüste. Hanımsa erkek, erkekse kadın. Oturdu. Hemen orası soğumadan oturmayın diyor. Eylemden bir misal vereyim. Ormanın içerisinde baltanın ağzını açık geçmeyin. Başka bir sirayetten, özür dilerim. Bir yer cami miydi? Bir yer cami, mescit, medrese. Orası satılıp, kaldırılıp ev yapılamaz. O artık kıyamete kadar camidir orası. Ondandır ki İmam-ı Şafii bir belde İslam olsa, mezarlıktaki bir taş dursa orası Darül İslam'dır. Yani sirayet kanunu esas almış. İmam-ı Azam sureti esas almış. Hüküm verirken. Ya bunlar normal adamlar değiller ya. Bunlar maddenin umurun batınlarına geçip hükmediyorlar. Namaz saatlerini diyebilmesi için uzaya hakim olacak. İmam Azamlar, İmam-ı Şafii Hazretleri kadına özel hallerin diyebilmesi için anatomiye hakim olması lazım. Vesaire. Sirayet kanunu bambaşka bir şey ya. Başka bir şey yani. Öyle işler var ki şeytan ya. Şeytan maddeyi sirayet edebiliyor. Melek de edebiliyor. Yani eşya birbirine girift olabiliyor arkadaşlar. Birbirine giriyor. Yani buzdolabında yemekler birbirine geçiyor ya. Üstünü folyelini örtüyoruz. Sirayet ediyor. Soğanı açık koy bakayım yemeğe. Peki başka bir şey söyleyeyim. Bu kekik yağı. Kekik yağını Alman Bayer fabrikası ilaç fabrikası yapmış böyle. Zehir. Bir kutuya kapağı açık zehir. Bir tane de başka zehir. Kapağı açık kekik yağı koymuş. Bilmem kaç saat durmuş. Zehrin tesirini ortadan kaldırmış diyor. Adam yeni yeni ortaya çıkarıyor. Ölmeden vicdan azabı çekiyor. Şimdiye kadar gizledim diyor. Yani zaten maddeye sirayet var. Arkadaşlar Peygamber Aleyhisselam hırkasında İbrahim Aleyhisselam'ın o bir ders var benim. İbrahim'in ateşi. Ateş çeşitleri nelerdir? Libasını bile yakmadı. Cehennemden korkuyorsan iman libasını diyor bak. İman orada maddedir. Elbise bak. Ruha giydir diyor. Ruha giydir. Ruh ne kadar şeyse affedersiniz şeyi de söyleyeyim de kadın veya erkek iş çamaşırı, tene değen atlet yıkanmamış olacak. Onunla menfi ve müsbet büyü yapılıyor. Tene. Şimdi bu elbiseyi ben giydim. Benimle hiç mi alakası yok? Bu atlet benimle hiç mi alakası yok? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kazayla onunla alakası mı yok? Sirayet var kardeş. Sirayet var, sirayet. Çam ağacına niye sarılmış ustad? 8 sene burada şey yapmış. Ay duygusallık, öyle bir şey yok. Duygusallık surettir. Sarılmış. Ben de bir halet olmuştum. Dedemle çobanlık yaptım, tarlaya gitmiştim. Dedem taşın önüne oturuyordu. Ben de taşın üzerinde dedemle oynardım sığır. Çobandım. Ufak daha ilkokula gitmiyor. Dedem kafasına şey yapardım böyle kafasına takkesini taşla oynardı falan. O taşa gittiğim zaman aynı şeyleri hissettim yahu. Meğer bindirilmiş bütün alemler orada. Birbirine bindirilmiş. FM dalgaları gibi atmosferde hepsi birbirine. Dalga boyları farklı olduğu için gözükmüyor. Bütün onlar hepsi yüklenmiş orada. Herkes her yerde mevcuttur. Devam et Seyit Ahmet kusura bakma. Bu sirayet deyince bende bir şeyler oluyor.
Senin sorun mu var benim? Bizde mi? Onda onda. Sen de bunu çevirsene böyle. Ağzını böyle çevir. Nereye saklıyorsun? Ha yok, bu çekiyor. Olsun. Sesim, sesin kısık. Şöyle yapsa ki daha şey yapabilir. Ha çarpmasın da. Heh, öyle. Çünkü şey yapsın. Ne oldu? Benim şarj bitti mi? Ne oldu? Seyit! Seyit ses gelmiyor galiba. Seyit! Seyit, internet sorunu mu yaşıyorsun sen? Bizde mi var? Yok yok, onda. Onda. Sesini aç Seyit. Ses kapalı kalmış abi, sorun. Ha, benim konuşmamdan sonra başla tekrar. Ha, tamam abi. Hadi bir tane. Allah Allah. Şimdi burada abi, hanenin ateşe verilmesi, tahribin kolay olduğu, kibritle tahribin kolay olduğu, ateşin işte neleri yaptığından bahsediyor. Buradan çıkarımım şöyle, direktlerimi söyleyeyim. Ateşle tahribatın kolay olduğu anlaşılıyor. Yani bir şeyi tahrip etmek için ateş unsuru çok basit ve ucuz bir yöntem diyeyim yani. Şimdi burada içtihat bahsinde bir bölüm var abi. Dünya her bir şey ona mahallin hükmüne geçip onun fıtrat ve istidadına içtihada bir istidadı ihzari telkin ediyor. Hatta o derece şu fıtri ders temir ediyordu ki yakın idi ki kesbsiz içtihada kabili. Anlam şu, kesbsiz iştihada kabiliyet ateşsiz nurlanmaya denk geliyormuş abi. Ateş kesbe bakıyor. Yani kabiliyetleri ortaya çıkaran ve nurlandıran şey şeytanın, yani ateşin musallat olması ve ona karşı verilen mücadele. Yani ateşin bizde kabiliyetleri ortaya çıkarması ve nurlandırması var. Bu da kesbi bir şey oluyor. Şimdi abi, nar, nur, ateş ilişkisini çok çözemedim ama ona sona bırakalım. Burada nar, nuru yapmanız belki ateş işamedet verir demiş. Yani basit bir çıkarımım var. İşamedet veren şey ateşmiş. Işığın, nurun imdadına gelen, yardım eden ateş nurmuş. Yani nar, nur, ateş arasındaki ilişkiyi çıkaramadım ama bunun bize bakan yönü şöyledir dedim. Gibi senin dahi, sen dahi kafanı teftiş etsen, malumatın içinde ne kadar lüzumsuz, faydasız, ehemmiyetsiz, odun yığınları gibi cami şeyleri bulursun. Çünkü ben teftiş ettim, çok lüzumsuz şeyleri buldum. İşte o fenli malumatı, o felsefi marifi, faydalı, nurlu, ruhlu yapmak çaresini aramak lazımdır. Sen dahi Cenab-ı Hak'tan bir intibak iste ki, senin fikrini Hakim-i Zülcelal'in hesabına çevirsin, ta o odunlara bir ateş verip nurlandırsın. Lüzumsuz marif-i fenniye, kıymetdar marif-i ilahiye hükmüne gitsin. Kafandaki malumatlar marif-i ilahiye dönebiliyormuş. Bu da neyle mümkünmüş abi? Ateşe vermek. Ateşe vermek neymiş? Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir intibahmış. Odundaki nur ayrılıyor. Odundaki nurun ayrılmasına sebep olan ateş, ateşe vermekse Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir intibahmış. Dediğim gibi nar, nur, ateş ilişkisini pek çözemedim ama bize bakan yönü sanki, yani bize bakan yönlerinden biri bu galiba. Şimdi ateşin dışa vuruşu var abi. Ateşin dışa vuruşu şiddetinin bilindiği, hissedilen şey hararetmiş. Hani ateşle hararetin bağlantısı zahir yazıyor şurada. Bu iki cümle arasında hararetle ateş arasında olduğu gibi lüzum lazımdır. Yani ateşle hararet birbirinin lüzumu. Yani biri olmadan biri olmuyor. Şimdi bu yukarıki metinle ve bu çıkarımla şöyle bir tefekkürüm var. Yaşamak ateşinden bahsediyor yukarıda. Yaşamak ateşinin şiddetini tadil eder diyor. Şimdi yaşamak ateşi nedir? Afakta güneşteki hararet ve ışığın küremize gelmesiyle yaşama sebep olması var. Enfüste nedir? Siz diyorsunuz ya ruhun cesette durabilmesi için, yani cesedin bir nevi ayakta kalabilmesi için takılan üç şey var. Kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye. Yani insanın yaşamak ateşini
devam ettiren şey sanki insandaki kuvve-i gadabiye diye tefekkür ettim. Ustad diyor bunu. İşaret-i Caz'da diyor ki ruhun bu dünyada alem bedende yaşayabilmesi için 3 tane kuva var diyor. Yani bunlardan da kuvve-i gadabiye insandaki yaşam ateşini tutuşturan şeydir diye yukarıdaki metinlerden öyle bir tefekkürüm var. Geçiyorum. Antika ya. Şimdi güzel. Burada hayat mertebelerinden, ateşlerin yanmasından, ondan sonra münafık cehenneme taş olarak yuvarlanmasından. Bir de en sonunda bir ayet var. Kendinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun diye bir bölüm var. Bunlardan şunu çıkardım abi. Hayat mertebeleri. Hayat mertebelerinin ortaya çıkardığı mesela taşın yanışı, ondan sonra bir kömürün yanışı, bir odunun yanışı, hepsi farklı farklı. Buradan dedim ki abi, kömür bir nevi taştır. Kalorisi yüksektir. Yandığı zaman büyük ısı ortaya çıkarıyor. Odun ise bitkiseldir. Kalorisi daha düşüktür. Yandığı zaman kömüre göre daha az hararet veriyor. Burada hayat merteben nasılsa cehennemde ateşin verdiği azabın şiddeti de ona görecek. Ona göre olacak. Tembel hayat mertebeni yükselt, ateşten kurtul. Yani buradaki hayat merteben abi senin hem burada hem cehennemdeki azap şeklini bir nevi belirliyor gibi. Öyle bir tefekkürüm oldu. Maşallah. Geçiyorum. Şimdi abi peygamberimizin doğduğu zaman ortaya çıkan şeyler var. Mucizeler var. Bir tanesi de ateşperestlerin, o Fars saltanatının mabut iddiaz ettikleri ateşin veladet gecesinde sönmesi hadisesi var. Bunun bize bakan yönü nedir dedim abi. Bununla ilgili bir tefekkürüm var. İbrahim vari olduğunda ateş sana serinlikle selamet oluyor. Ama son ve en cani olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracında şeytanın bulunduğu kürs çok gerilerde kaldı. Bu yolu Peygamberimiz kapatmadı, yol hala açık. Bir de kalbin ve ruhun dereceye hayatları var. Kalp arşa karşılıktı, ruh ise arş-ı azam. Yani bunlara bakarsak kürs aşağıda kalıyor. Bu hayat mertebelerine ne kadar nail olabilirsen veya ne kadar müddet içinde bu mertebelerinde veya bu şecere-i hikmetteki nasıl diyeyim kürsün üstündeki alemlerde ne kadar kalabilirsen senin şeriatın ve imtihanın değişiyor. Yani artık bu bildiğimiz ateş olayından çıkıyor diye anladım. Biraz karışık gibi oldu da iki şey var. Bir peygamberimizin miracı. Miraca giderken kürs geride kalıyor. İki kalbin ve ruhun dereceyi hayatı. Bunlar da şecere-i hikmet harikasında kürsten yukarıda kalıyorlar. Bu hayat mertebelerine nail olabilirsen veya miracın artık ne kadar süre olur, ne zaman olur, nasıl olur bilmiyorum da. Bunlar senin şeriatını ve imtihanını değiştiriyor. Yani artık ateşle çok bir işin kalmıyor. Yani bu mertebelerde kaldığın sürece değil. Geçiyor. Şimdi ateşin abi ve ateşi her yerde hazır bir aşçı ve dost. Bir de zemin yüzündeki zihayatların hizmetçileri olan hava, ateş, su birdir diyor. Nurlu ateş hizmetçidir, aşçıdır, dosttur demişiz. Dostun bir manası ıssız dağ başlarında ateşin psikolojini olumlu yönde etkilemesi. Belki ateşten yaratılanların yalnızlığını gidermesi hadisesi var abi. Ateşin dost olması. Bu ateşten yaratılan mahlukatın, hani nardan, nurdan, yağdan, saftan, ruhaniyat yaratılıyor diyor. Bu ateşten yaratılanların dağlarda, bu ıssız yerlerde böyle yalnızlığını gidermesi, bir nevi dost olması. Çobanlık yapanlar bilir arkadaşlar. Ben çobanlık yaptım. İlkokula gitmeden köyde, dağda. Sığır tabi geç kalıyorduk, şimdi yağmur yağdırılıyordu, dere yükselince sığırlar geçemiyordu. Dinmesini, derenin azalmasını beklerdi ki geçelim, o zaman akşam oluyordu. Dağda
Sığırlar ve biz de çocuğuz tabii. Dedem var. Yalnız yani insan o da şimdi anlıyorum ki o da biraz çekiniyor tabii. Hayvanlar da korkuyor. O ortamı kaldırıp bir merkez oluşturup etrafında halka olup sana gibi güven vermesi için ateş yakardı. Çok acayipti. Ve ateş yakınca hem aydınlatıyor hem şey yapıyor hem yani çok ilginç. Evet, bu onu hatırlattı Seyit Ahmet, onun için devam et abi. Abi burada Üstad bir kanundan bahsediyor. Ben hepsini okumayayım. Tanzim Teşkil Kanunu'ndan bahsediyor. Tanzim ve Teşkil Kanunu. Cami bir maddeyi, yani içinde birçok şey bulunduran maddeyi tabakalarına ayıran şey Tanzim ve Teşekkül Kanunu'ymuş. Ateş ise bu teşekkülü başlatan ve maddeleri tabakalarına ayıran bir unsurmuş. Ya. Şeytan da vesile olduğu imtihan ile insanları tabakalarına ayırıyor demiş. Harika bu. Mükemmel bir yüksek fırına yerin altına gelen toprak ateş derece derece veriliyor. Demir, bakır, bilmem neler ayrılıyor. Harika. İnsan da böyledir. Peygamber ayrı bir maden, usta da ayrı bir maden, Ahmet'e, Mehmet'e, Ayşe, Fatma ayrı bir maden. Böyle enerji verilince topraktan o maden ayrılıyor. Çok güzel, maşallah. Bu manayı destekler mahiyette atıf var bir tane. Kömür gibi bir ruh ile elmas gibi bir ruh haşiye Ebu Cehil Lain ile Ebu Bekir Sıddık müsavi görünecek diyordu. Teklif, sırrı teklif zayi olacak. Beraber kalacaklar. Mesela yani bunların beraber kalmaması. Bir de mesela bugünkü bir de konumla alakalı da ateşi arkadaşlar ille kibritle yanan değil. Mesela bugün vakıf kardeşlerimizle çay içerken çay sohbetinde dediler dava adamı nasıl olur? Dava ateşi anlatacağım şimdi. Yani kibrit. Dava adamı dava yeni bilen değildir. O sebeplerden basit sebeptir. Ne demek ya basit? Evet. Çok iyi külliyatı bitiriyor. Çok iyi okumuş. Ezber var. Davasına sadakatla dava adamı dava adamı olur. Sadakat nedir? Davasına birisi dil uzattığı zaman eşiddu alel küffar. Kendi Müslümanlar arasında ruhama beyni. Adam dava adamı çok iyi biliyor İslamiyet'i ama İslamiyet'i dil uzatanlara tepki bile vermiyor. Dine ya. Risale-i Nur'a dil uzatıyor, usta da dil uzatıyor, tepki vermiyor. Ama tepkinin tabii kuralı var tabii, usulü vesaire. En azından içinde böyle gayz olacak. İşte dava, bu da bir ateş. Yani sendeki malumatları, bilgi birikimini ateşlendiren, alevlendiren kibrit gibi. Bu da bir ateş, evet. Şimdi Üstad herhalde birinci Said döneminden bahsediyor. O pek kalın gaflet ve uyku ve sarhoşluk tabakalarını parça parça etti. Camiden çıktım, daha çoktan beri başımda yerleşen o eski uykunun sersemliğiyle birkaç gün başımda bir fırtına, dumanlı bir ateş ve pusulasına şaşırmış gemi gibi kendimi gördüm. Şimdi dumanlı ateşin bizdeki karşılığı, kanuniyeti diyelim, uyku sersemliğiymiş. Uyku sersemliği nedir? Birazcık daha bu üstteki metnin yukarısını alırsak, üstteki metnin yukarısı bu aşağıdaki. Gençliğin derin uykusunu daha ziyade kalınlaştıran, harbi umuminin dağları ve esaretimin keşlikleri ve sonra İstanbul'a geldiği vakit ehemmiyetli bir şan-ı şeref vaziyeti, hatta halifeden Şeyhülislam'dan, başkumandandan tut, sağ medrese talebelerine kadar haddinden çok ziyade bir hüsnü teveccüh ve iltifat gösterdikleri cihetle gençlik sarhoşluğu ve o vaziyetin verdiği halet-i ruhiye o uykuyu o derece kalınlaştırmıştı ki. Ya metin niye gözükmüyor şimdi bende ekranda gözüküyordu. Bende mi hata oldu? Bir daha yapayım abi. Herkes de gitti galiba zannediyorum. Biraz önce bir metin gelmişti. Ne oldu mu abi? Dur bakayım. Evet, şimdi oldu.
En son anlattığını bir daha anlatır mısın? Özür dilerim. Abi, dumanlı ateşten bahsediyor üstad. He. Dumanlı ateşin bizdeki karşılığı nedir dedim. Uyku sersemliğiymiş. Uyku sersemliği nedir dedim. O da üstadın harbi umumi yaşaması, esarete düşmesi, daha sonra İstanbul'a geldiği zaman onu karşılama şekilleri, ondan sonra çok fazla hüsnü teveccüh göstermeleri, gençliğin sarhoşluğu, o vaziyetin verdiği halet ruhiye. Bu uyku sersemliğiymiş. Bu da bizdeki dumanlı bir ateş gibiymiş. Güzel. Bunu birleştirebilirsek şöyle de birleştirilebiliyor. Pek kalan gaflet fırtınaya denk geliyor. Uyku dumanlı bir ateşe denk geliyor. Sarhoşlukta pusulasını şaşırmış bir gemiye denk geliyor. Üçerli yaparsın. Geçiyorum. Şimdi ateş illa hani kötüdür veya ne bileyim bir şeyleri başlatıyordur değil de ateşin enfüsteki böyle bir müsbet yönü dedim de ne kadar doğru bir başlık oldu bilmiyorum. Yok muyum? Evet, nasıl ki bir demir ateşe sokulur ta yumuşasın, güzel ve menfaatler bir şekil verilsin, öyle de o hüzünengiz halet ve dehşetli vaziyet ateş oldu, nefsimi yumuşattı. Şimdi dehşetli vaziyetten bahsediyor üstad. Biraz üstten alırsam bunu, dehşetli vaziyet şuymuş. Ruhum ise düşman vaziyetini alan hassiz belalara karşı bir noktayı istinat ararken ve ruhta ebede kadar uzanan hassiz arzuları tatmin edecek bir noktayı istinat tahriye ederken ve o hassiz firat ve iftirattan ve tahrip ve vefattan gelen hüzün ve gama karşı teselli verirken. Dehşetli vaziyet buymuş abi. Yani hüzün engiz halet, bu dehşetli vaziyetini ortaya çıkardığı hüzün engiz halet ve dehşetli vaziyet nefsin yumuşamasına sebepmiş. Tabi bu dehşet, suret olarak dehşet, hakikaten zaten üstad yukarıda söylemiş. Hasan abi, ben bir şey sorabilir miyim acaba? Buyurun abi. Abi burada nefsi yumuşatmaktan bahsetti ya. He. Bu Ramazan orucundaki meselede, ene ente meselesinde cehenneme atmasına rağmen yine ene ene ente ente dedi ya. Burada nefsin yumuşaması olmadı mı acaba? Yani hep açlığa yöneltti bizi. Açlıktan sonra nefis yumuşadı. Nasıl bağdaştırabiliriz abi? Evet Seyit abi. Abi ben işte ilk iki gün iyi ateşlendim. Ateşte kendimi dinledim, çok şey yapmıyor, oralı olmuyor. Yani gene şunu isterim, bunu isterim falan diyor da. Yani iki gün pek de bir şey yiyemeyince ondan sonra bayağı bir insan yumuşuyor. Çocuklara pek kızmıyorum. Böyle bir şey isterken gayet sakin. Evin içinde ruh gibi oldum yani. Açlığın ve ihalet başka oluyor. Ancak bunu diyebilirim. Sen İrfan Hoca, sen ne anladın? Abi ben işte burayı Seyit'le beraber, hangi dersi beraber yapmıştık, konuşmuştuk da aynı şeyler yani, çok fazla bir yere varamadık. Asıl sizden bekliyoruz bunun cevabını. Cehenneme soktu adam, yani adam evet. İslam olmadı bizim bu adam. Evet. Sonra peki bizim nefis ve şeytanı dinleyen şeytan nereden yaratılmıştı? Ateşten değil mi? Evet abi. Ateş ateşe zarar veremiyor fazla. Ondan sonra ateş çeşitlerini söyledim. Ateş çeşitlerini mesela büyük zatlar oruca da ateş diyorlar. Yani bir şeyi patlatıyor ya çekirdek. Mesela şimşek de ateş, yerin altındaki çekirdeği patlatıyor. Halet-i rüyeni patlatan her şey ateş işte. Devam et Seyit. Ramazan o dersinde var onu. Bir yarım saat onunla konuşuyoruz. Yani cehenneme atılsa çok tuhaftır. Cehenneme atılsa Allah ayetinde diyor. Yansa, ya Rabbi beni dünyaya gönder, bak nasıl adam olacağım. Ya cehennemi gördü değil ha, içine girmiş bir adam. Cenab-ı Hak diyor ki, gene o fıtrat gelse dünyaya, hayli bir zaman sonra gene aynısı olur diyor.
Görüyor musun? Yani yani insan kalıcı şey yapmıyor ama halet diyor, halet. Hüzünengiz halet, dehşetli vaziyet, kendisi ateş. O bizim bildiğimiz ateş değil, cehennem ateşi değil, değil bu. Hüzünengiz halet, dehşetli vaziyet. Mesela adam her türlü işkenceye dayanır ama çoluk çocuğuna gözünün önünde birisi zarar vermesine dayanamaz. Değil mi? Evet. Yani bu hüzünengiz halet cehenneme benzemiyor. Cehennemin cehennemi Adem nasıl olur diyenlere söylüyor. Nasıl olur? Cehennemin cehennemi Adem'dir. Peki ateşe adamı sokuyorlar, dünyaya geliyor, gene aynısı diyor Cenab-ı Hak. Peki bizi sokmadı, niye farklı oluyoruz? Yani demek ki cehennem, cehennem ile böyle ateş zannetmiyor, alev, alev. Cehennemi alev kabul edersen, tabii ki biraz zorlanırız. Bak, hüzünengiz halet. Yani öyle bazen alet olur ki, Allahu Ekber. Yani ateş serin olur, serin. Ondandır ki öyle bir ateşin içine giriyor ki intihar çözüm gibi gözüküyor. Ya yani cehennemi İrfan öğretmen, cehennemi ateş bizim bildiğimiz alev zannettiğin için bu şey oldu. Cehennemi cehennem diyor. Anladım hocam, Allah razı olsun. Cehennem böyle alev malev değil. Neyi hayal ediyorsan orası cehennem değil. Cehennem. Celal ülkesi diyor. Nereyi de cennette diyorsan hayal değil işte. Cehenneme attı. Tamam mı? Bu hüzünengiz alet. Nasıl alevdir? Mesela şefkat ateşi diyor. Ne ateş olur mu şefkat? Ateş. Vefasızlık. Uf. Bak biraz önce bir şey söylemiştim. Dava adamının en büyük özelliği el hubbu fillah ve el buzu fillah. Düş bak. Amelsiz amel, ihlaslı amel, Allah'ın düşmanına düşman olmak, amel, amel olmadığı için bir şey mi yapıyor, böyle, yankı mı yapıyor? Ahmet abi, yankı. He, şimdi Seyit Ahmet o yankı şey yapma böyle mikrofona, bak şimdi, ne diyordum en son? Dava adamına şey yapılınca böyle, yani çok iyi biliyor. Lakayt. Az biliyor ama ateş gibi celalleniyor böyle. Dava adamını aktif ediyor böyle. Tamam. İyi. Seyit Ahmet tekrar o ekranı getir. Devam et abi sesini. Ya Rabbi. Gelmedi Seyit. Evet abi, ulaşayım bak. Tamam, devam et. Şimdi abi, az önceki söylediklerinizi destekler bir mahiyette. İmansızlık, emansız bir ateşmiş. Cehennemi bir haletmiş. Allah Allah. Yanlış yazmış. Şimdi imansızlık, emansız bir ateş, cehennemi bir hal etmiş. Allah Allah. Yani zaten cennet ve cehennemin suretleri burada abi. İnsanlar yaşıyor. Bir dahaki slide'da mıydı? Ha burada. Şununla birlikte söyleyeyim bunu. Bak Allah Allah. Bak Mehmet. Bugün büyük ve merhum kardeşim Molla Abdullah ile Hazreti Ziyaettin hakkındaki malumunuz muhabereyi tatbir ettim. Sonra sizi düşündüm. Kalben dedim. Eğer perdeye gayb açılsa bu sebatsız zamanda böyle sebat gösteren ve bu yakıcı, ateşli hallerden sarsılmayan bu samimi dindarlar ve ciddi Müslümanlar, eğer her biri bir veli, hatta bir kutup görünse benim nazarımda şimdi verdiğim ehemmiyeti ve alakayı pek az ziyadeleştirecek ve eğer birer âmi ve adi görünse şimdi verdiğim kıymeti hiç noksan etmeyecek diye karar verdim. Bu yakıcı ve ateşliyle rağmen ahir zamanın dehşetiymiş. Bir deyişle cehennemin sureti yani.
Bu Tekvir suresi 12. 13. ayetlerde şöyle diyor abi. Cehennem harlandığında cennet yakınlaştırıldığında diyor. Sanki böyle bu ayeti ahir zamana bakar şekilde düşünsek artık ahir zamanda bu yaşanan bu haller cehennemin bir sureti gibi yakıcı ve ateşli haller. Tam tersi manayı muhalifiyle düşünürsek bu yakıcı ve ateşli hallerden sarsılmayan, samimi dindar olan ve ciddi Müslüman olan insanlar da cenneti haleti yaşıyorlar denilebilir. Dünya mümini cehennemi diyor. Nadir abi şimdi söyledi de. Abi dedim cennete gittiniz mi dedim. Cennete gidecek misiniz dedim. Nadir abi dedi ki burası cennet dedi. Allah Allah. Şimdi mi dedi? Az önce dedim. Çıkartayım. Nadir abiye sormuşlar da duydunuz mu? Yok abi duymadım. Nadir abi dediler ki cennete gidecek misin abi dediler de zaten burası cennet değil midir diyor. Ne dedi? Bu burada dünya evet burada yaşıyor. Onun ruh kendi ruhunu ifade etti. Yaşadıklarına şahit olduklarını söylüyor. O zaman onun için ölmek istemiyor. Onun için evet. Onun için ölmek istemiyor. Diyoruz ya, ölmek istiyor musun? Yok, ölmek istemiyorum diyor. Yok, istemiyorum. Peki orada oldu değil mi? Evet. Devam et abim. Şimdi abi, ateş unsurundan bahsediyoruz. İşaret öleceğiz 128'de. Bir damar gibi kainatın yaratılışından başlayarak her tarafa dal budak sarıyor. Ta en sonunda büyük bir meyvenin olduğu anlaşılır diyor. Burada ben şu şekil çizdim. Yani böyle kainattan nar ve nur karışık. Karışık bir şekilde gidiyor. O karışık olan kısım dar-ı teklif ve imtihan. Bu dar-ı teklif ve imtihanda nar unsurunun meyveleri var. Nemrutlar, şeddatlar, firavunlar gibi. Nur unsurunun meyveleri var. Peygamberler, evliyalar, asfiyalar gibi. Bu ikisi karışık vaziyette bulunuyor. Ne zaman ayrılıyor? İşte kıyametle birlikte birbirinden ayrılıyor. Sonra iki tane büyük meyveye dönüşüyorlar diye bir şekil çizdim ben. Tam düşündüğümü çizemedim ama işte böyle bir şey oldu. Geçiyorum. Şimdi külliyatta bazı ateş çeşitleri var abi. Hayret ateşi var. Kadınlık şehvetini şiddetle ateşlendirme var. Himmet ateşi var. Firak ve ayrılmak ateşi var. Meşakkat ateşi var, fitne ateşi var. Şimdi bunların geçtiği yerleri okudum. Şöyle bir çıkarımda bulundum. Bazı hissiyatın şiddetlenmesi ateş gibidir. Ya kendini yakar ya etrafındakileri yakar dedim. Ya da bir şeyin melekutuna geçememek, ahirete ve Cenab-ı Hakk'a müteveccih yüzünü görememek yakıcı bir ateştir dedim. Maşallah, maşallah. Harika bir çıkarım. Çok istifade ettim ha. Şimdi abi burada da ateşle dima bağlantısını biraz kurmaya çalıştım ama yani böyle çok ifade edebileceğim şekilde girmedi. Şey diyor, öyleyse iman ve tasdikiniz lazımdır ki ateşe düşmeyesiniz diyor. Bir yerde de diyor ki ibadetin yapılması ateşe girmemeye vesiledir diyor. Şimdi iman ve tasdik hani dima basamaklarında belli. İman için de izan dedim. İbadetin yapılması için de vicdandaki irade, ibadetullah dedim. Yani bu dima sistemiyle de cehennemi haletleri burada yaşamak veya yaşamamak veya bunları bütünlüğe getirebildiğin, hani istikametine sokabildiğin nispette ahirette göreceğin nimetler falan belli oluyor diyebildim sadece. Maşallah. Şimdi abi, ağaç-ateş ilişkisi var biraz. Size ağaç gibi kesif, sakil, karanlıklı bir maddeden, ateş gibi latif, hafif, nurani bir maddeyi çıkaran bir zattan. Şimdi oduna baktığınız zaman ağaca kesif, sakil, karanlıklı bir madde. Ateşe baktığınız zaman latif, hafif ve nurani bir madde. Birbirinin zıttı yani. Kesif, latif, sakil, hafif, karanlıklı, nurani. Yani zıtlar bir arada bulunuyor.
şeytana baktığınız zaman abi nursuz ateşten yaratılmış diyebiliyorum. Şimdi latif, hafif ve nuraniden, nurani kelimesini çıkarırsak abi, karşı taraftan buna gelen karanlıklı oluyor. Şeytanın o zaman yapısı latif, hafif ama karanlıklı. Nuraniyi çıkardığımız zaman. Bu karanlıklı yapısı nereden geliyor abi? İlk yaratılma itibariyle değil, sonradan zulüm ve tahkir ateşiyle, tekebbürün sıkletiyle, tahakkümün sahikasıyla bu karanlıklı yapıya bürünüyor şeytan. Bir de söyle bakayım hocam. Zulüm, yapı. Bir de söyle neydi? Tekebbürün? Zulüm ve tahkir ateşi, tekebbürün sıkleti, tahakküm sahikası. Yani şeytan kendi nefsine zulmediyor, Allah'ın emrini dinlemiyor. Hazreti Adem'i hakir görüyor, büyükleniyor, beni ateşten, onu topraktan yarattım diyor. Oradaki meleklere sirayet ediyor. Hatta yani böyle eski tarih kitaplarında filan gördüm. Bu feriştahlar varmış abi, onlara filan şeytan ufaktan şey yapıyor. Ya bu insan nevini ortadan kaldırmak gerek gibisinden filan konuşuyor. Onlara da tahakküm etmeye çalışıyor. Bunları yaptığı zaman karanlıklı yapıya bürünüyordu. Öyle abi. Yani burası ne kadar doğru oldu Hasan abi bilmiyorum da şeytan latif, hafif ama karanlıklı bir yapı. Karanlığın sebebi de zulüm ve tahkir ateşi, tekebbürün sıkleti, tahakkümün sahikası. Evet. Yani kendi nefsine zulmetmesi gibi düşünmüyor. Geçiyor. Şimdi abi burayı şey yapamadım. Burayı sizden bekliyorum Hasan abi. Nar, nur, ateş ilişkisini çok çözemedim. Çoğu yerde yani farklı geçiyor. Hani hangisi surettir, hangisi kanuniyettir çok bilemedim. Böyle kısa bildiğiniz, değinmek istediğiniz bir şey varsa. Neyle? Burada bitti. Burada mı bitti? Ha, burada bitti abi. Buradan dediğim gibi sizden bir şey gelirse ekleyebiliriz. Yani nesini burada nurla ateşi farkı mı? Abi nar ne, nur ne, ateş ne abi? Yani aradaki farklar hangisi hangisinden çıkıyor? Nasıl oluyor? Peki bunu uygulayalım. Ateşi nerelerde kullanıyor? Odunda değil mi daha çok? Hı. Kibrit, onun. Peki Allah mecine minen nar, Allah mecine min kulli nar. Cehennem bizim bildiğimiz alev değil, değil. Nar. Cehennemi cehennemi anlatıyor ya. Allah mecine minen nar. Öyle demiyor mu? Başka ne diyor? Cehennem. Kulli nar. Nar diyor, cehennem onu diyor. Ondan sonra nur, nur malum, eşyanın vücudu halicisine bakıyor. Nur-u Muhammed iki tane nur ve manadır. Mana, mevcudiyetin zemini. Şu kainat var ya, mevcudat. Onun zemini, malzemesi. Allah bu kainatı nurdan yaratmış. Niye kapattım, bakıyordum. Aç. Ondan sonra ateş surettir kardeşim. Ateş surettir. Ateş. Nar'da biraz önce okuduk ya Halet-i Nuriye. Nar'da onu yaşayan insandaki kanuniyettir. Allah-u Alem. Ateş surettir. Nar'a ateş diyemezsiniz böyle. Nar'ın çeşitli şeyleri var. Sureti ateştir. Kanuniyeti nardır. Hakikati de nurdur. Ateş daha cami değil mi? Ateş sure zahirdedir dünyada böyle. Tabii kesif olduğu için daha cami. Evet. Ateş en suret gözüküyor ama daha cami. Niye? Kesif daha camidir. Mesela... Bir şey diyebilir miyim? Evet abi. Ya belki hani tam ifade edemem ya da farklı bir mana oluşur ama
Şimdi güneşten bir tane foton geliyor, tek parçacık. Bu foton hem nar hem de nur oluyor. Yani nasıl oluyor? Güneşten gelen güneş ışını hararetin nar, ışığa da nur diyoruz. Nar nura zıt meselesinde de güneşten gelen fotonun sinyal aralığı, yüksekliği, birisi ateşli, biri ışığı oluşturuyor. Bunların normal şeyde, osiloskop gibi şeylerde de görüntülenmesinde 180 derecede zıtlar. Yani birisi periyodunu tamamlamak için yukarı doğru hareket ederken ötekisi aşağı doğru hareket ediyor. Yani bu böyle bir afaki malumat bölümünden belki, ama yani eğer hakikatine foton dersek aynı şeyden hem nar çıkıyor hem nur çıkıyor. Yani ya da ışık çıkıyor. Neyse yani. Doğru. Çok hayır çok güzel verdin şimdi. Çok güzel bir katkı oldu. Evet, güneşten fotondan şey geliyor. Nur ve nar geliyor, değil mi? Peki nur ve nar bir araya geldi mi? Ateş olarak ortaya çıkıyor. Ateşte hem nur var hem nar var. Ateş ikisini cem ediyor, daha kesif. Ateşi yakınca nur çıkmıyor mu? Çıkıyor. Nar çıkmıyor mu? Çıkıyor. Ateş sureti ama daha kesif, daha cami. Mesela meleklerin bedeni kesif değil. Nurani olduğu için ayna darlığı zayıf. Bizim bedenimiz kesif olduğu için Esma'ya ve Cenab-ı Hakk'ın diğer sıfatlarına daha cami. Bir şey ne kadar kesif olursa, karanlık ne kadar şiddetli olursa, nur o kadar kendisini gösterir sırrınca. Seyit Ahmet telefonun sesini kapat ki yankı yapıyor. Dolayısıyla yani ateş ikisini cem ediyor. Doğru, ateş olarak gösteriyor. Peki diğer arkadaşlar ne diyor? Hepiniz tahsil insanlarsınız. Katkınız nedir yani? Ateş şeye ne demiş? Nar, nur, ateş. Siz dersi bitirdiniz mi? Biz hesabı maşallah ya. Biz siz dersi bitirdiniz, biz hala bir ders yapacağız. Kardeşler, vakıflar dersten geldiler. Hepsi. Bak, ders durmuyor kardeşim. Dünya dönüyor. Hayat devam ediyor. Ders de devam ediyor. Çok şükür. Bak. Dedik ya koronaymış. Coronasını sevsin de derse devam. Şimdi katkısı kaybolma Erdinç. Çok güzel bir şey getirdin, malzeme getirdin. Foton ortaya çıktığı zaman nur ve nar çıkıyor. Bir odun yanınca ne oluyor? Ateş çıkıyor. Peki odun neyle olmuştu? Güneşle olmuştu. Odun nedir? Donmuş güneştir. Ne kadar hoş ya. En azından Risale-i Nur bizi bir araya getirdi. Birbirimizi sevdiriyor. Birbirimize dua ettiriyor. Bu gecenin bu saatlerinde beraber haletimize sahip oluyoruz. Birbirimize sahipleniyoruz. Sırf bunu netice verse Risale-i Nur yeterdi ya. Bak, birbirimizi seviyoruz. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Birbirimizin haletine muavin oluyoruz. Görüldüğü zaman rahatlıyor. Konuştuğumuz zaman ferahlıyoruz. Elhamdülillah. Hayata tutunuyoruz birbirimiz vesilesiyle. Ya arkadaşlar ya, ben biraz fazla mı abartıyorum ya? Risale-i Nur, haşa 100.000 defa haşa, ahiret şeyi bile olmasa, bizi bu dünyada böyle kardeşhane, muhabbet, ta Almanya'dan, Sibirya'dan, kutuplardan da var yani burada. Oradan beri bir meclis-i nurani olmuş. Ya ne güzel bir halet yaşatıyor ya. Ya bugün bir şeyimi söyledim de sen... Seyit, bugün bir aletimi arabada dayanamadım, bağırarak ifade ettim. Arabada kimse yoktu, kendim vardı. Dedim ki, Ya Rabbi namazım belli, ibadetim belli, kulluğum belli, duruşum belli. Hiçbir tarafı, tutulacak tarafım yok. Ama ne olursa olsun, beni ve bizi affet. Niye biliyor musun ya Rabbel Alemin?
Ben konuşuyorum. Ya Rabbi, hak etmediğim halde sen bana verdin. Ben hak etmediğim halde gene verdin. Hak etmedin gene verdin. Beni şımarttın. Hak etmediğin halde bana verdin, verdin, verdin. Gene hak etmediğim bir şey söylüyorum. Bizi affet. Müslümanlar affet, nurcular affet. Beni de affet ya Rabbi. Allah'lığın hatırına bizi affeyle ya Rabbel Alemin. Çünkü bu kadar nimetine karşı mukabil edemedik. Edemedim yani. Namazın belli zaten. Hızır abi derdi ki, cehenneme girmek için şu kıldığım namaz bana yeterdi derdi. Ama hak etmediğimiz halde veriyoruz. Beni alıştırdın, şımarttın. Beni nereye alıştırdın? Hak etmediğimi istemeye alıştırdın. İstiyorum senden. Şimdiye kadar hak etmediğim halde verdiklerini şefaatçi yaparak istiyorum ki bizi rızana al, istiyoruz ya Rabbi. Bizi affeyle Allah'ım istiyoruz. Bizi nur talebelerinin ehli imanı affeyle ya Rabbi. Rızana mazhar eyle ya Rabbi. Kusurları ile beraber hizmet-i imaniye Kur'an'ı elimizden alma ya Rabbel Alemin. Hizmet-i imaniye Kur'an'ı senin ihsanın, lütfun, ikramı ya Rabbel Alemin. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı alma Allah'ım, elimizden alma ya Rabbel Alemin. Amin, amin, amin. Ve ahir davahum enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha'tıma salavat.